Eskişehir Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ESQUAKE Sismikizatör Test Laboratuvarı'na hoş geldiniz. Sizlere sismikizasyon yöntemi, ülkemizdeki uygulamaları ve üniversitemizde faaliyetlerini sürdüren ESQUAKE Sismikizatör Test Laboratuvarı hakkında bilgi vereceğim. Bilindiği üzere ülkemiz nüfusunun çok büyük bir bölümü deprem tehlikesi yüksek bir coğrafya üzerine yayılmıştır. Bu açıdan bakıldığında ne yazık ki hem yıkıcı depremlere maruz kalma ihtimalimiz hem de bu depremlerin etkilediği yapı sayısı oldukça fazladır. Dolayısıyla olası büyük depremler sonrasında felaket senaryolarıyla karşılaşmamak için yapılarımızı depreme karşı korumamız çok önemlidir. İnşaat mühendisliği olarak bu amaçla kullanabileceğimiz deprem teknolojilerinden birisi de sismikizasyon yöntemidir. Bu yöntemin temel amacı depremin neden olduğu ve hasara yol açan titreşimlerin yapılara aktarılmadan sönümlenmesidir. Bu amaçla kullanılan yapı malzemelerine sismikizatör adı verilir. Hem dünya genelinde hem de ülkemizde yaygın olarak kullanılan iki tip sismikizatör bulunmaktadır. Bunlar kurşun çekirdekli kauçuk izolatör ve sürtünmeli sarkaç tipi izolatördür. Kurşun çekirdekli kauçuk izolatörler üst üste yerleştirilmiş kauçuk ve çelik tabakaların ortasına konulan bir kurşun çekirdekten oluşur. Bu kompozit yapıda kauçuk sismikizatörün yatay rigidliğini kontrol ederken kurşun çekirdek de enerji sönümleme kapasitesini belirler. Sürtünmeli sarkaç tipi izolatörler ise konkav yüzeyli çelik plakalar ile kayıcı bir yüzey arasındaki sürtünme özelliklerine bağlı olarak enerji sönümleme yeteneğine sahip malzemelerdir. Burada konkav yüzeyin eğrilik yarıçapı ve kayıcı yüzey ile çelik plakalar arasındaki sürtünme katsayısı tasarım açısından önemli parametrelerdir. Sismikizasyon yönteminde hedef, yapının titreşim periyodunu uzatarak içerik olarak yüksek frekanslı titreşimler açısından zengin olan deprem etkilerinden yapıyı uzaklaştırmaktır. Bu sayede yapılarımızı standart bir tasarıma kıyasla %80 oranında daha az deprem kuvvetleri altında tasarlamak mümkün olmaktadır. Böylesi bir davranış hem izolatörün yatay doğrultudaki düşük rigidliği hem de yüksek oranda enerji sönümlemesi sayesinde mümkün olmaktadır. Bu beklentiyi kontrol etmek ve malzemelerin doğru üretilip tasarımlarına uygun davranış sergilediklerini belirlemenin yegane yolu uygun koşullarda testlerin gerçekleştirilmesidir. Bu testlerde sismikizatörler tasarım depreminin yol açacağı deplasman değerlerine maruz bırakılır ve rigidlik, dayanım gibi mekanik özellikleri tespit edilir. Ülkemizde özellikle son 10 yılda sismik izolasyonlu yapı sayısında hızlı bir artış olmuştur. Ülkemizde yaklaşık olarak 100 kadar sismik izolasyonlu yapı bulunmasına rağmen bunların büyük bir kısmı hastanelerden oluşmaktadır. Hastane projelerinde de binlerle ifade edilen sayılarda sismikizatör kullanıldığından Türkiye son 5 yılda dünyanın en çok sismikizatör kullanılan ülkelerinden birisi haline gelmiştir. Sismikizasyon yöntemi ülkemizde bu kadar hızlı bir şekilde kendisine yer bulmasına rağmen ihtiyaç duyulan zorunlu sismikizatör testleri ne yazık ki tamamen yurt dışına bağlı bir şekilde gerçekleştirilmekteydi. Ancak 2018 yılından itibaren hizmet sunmaya başlayan ESQUAKE sayesinde bu dışa bağımlılık ortadan kaldırılmıştır. 2018'in Mayıs ayında faaliyetlerine başlayan ESQUAKE Sismikizatör Test Laboratuvarı 40 metreye 25 metre boyutlarında 1000 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuştur. Test alanı ve destek ünitelerinin yerleştirildiği İki bölümden oluşan laboratuvar binamızda araştırmacıların kullanımına sunulan ofisler ve bir de toplantı salonu bulunmaktadır.
Bu toplantı salonunda testlere refakat etmek için laboratuvarımıza gelen katılımcılara testler hakkında bilgi verilmesinin yanı sıra kurulan sistem sayesinde test sonuçlarının anlık olarak takibi mümkün kılınmıştır. Uzaktan bağlanarak kontrollerini gerçekleştirmeyi tercih eden gözetmenler için oldukça büyük kolaylık sağlayan bu imkan sayesinde özellikle pandemi sürecinde testlerin takibi sorunsuz gerçekleştirilmiştir. SQX sismikizatör test laboratuvarında kullanılmakta olan deney düzeneği sayesinde sismikizatörlerin gerçekçi yükleme koşulları altındaki davranışları belirlenmektedir. Hem düşey hem de yatay doğrultuda dinamik yükleme yapabilme kapasitesine sahip sistemin yük kapasiteleri sırasıyla 2000 ton ve 200 tondur. Yatay doğrultuda ileri geri 600 mm deplasman yapabilme yeteneğine sahip yükleme sisteminin maksimum yükleme hızı da 1000 mm bölü saniyedir. SQX hizmete girdiği günden bu yana gerek ulusal gerek uluslararası birçok projede kullanılan sismikizatörlerin test süreçlerinde yer almıştır. Ülkemizde inşa edilen sismikizasyonlu hastane, köprü ve viyadüklerin sismikizatör testlerini laboratuvarımızda gerçekleştirmenin yanı sıra Şili, Peru, Meksika, Filipinler, Endonezya, Bulgaristan, hatta Dubai gibi dünyanın farklı bölgelerinde kullanılan sismikizatörlerin de test ve kontrol süreçleri laboratuvarımızda yürütülmüştür. SQX sismikizatör test laboratuvarının ülkemize kazandırdığı en önemli imkanlardan birisi de sismikizatörlerin üretimi ve geliştirilmesi için gereken ARGE faaliyetlerinin yürütülmesidir. Yerli ve yabancı sismikizatör üreticilerinin ihtiyaç duyduğu ürün geliştirme süreçlerinin bir parçası haline gelen SQX, aynı zamanda yürütülen araştırma projeleri ile de ilgili literatüre katkı sağlamaktadır. Bu noktada TÜBİTAK, AFAD gibi kurumlar tarafından desteklenen projelere ek olarak üniversite sanayi işbirliğine dayanan projelerle çok sayıda araştırmanın yürütüldüğü laboratuvarımızda lisansüstü seviyede bursiyer olarak görev alan araştırmacıların yetiştirilmesine de katkı sağlamaktadır. Deprem sırasında ve sonrasında hayatımıza sanki hiçbir şey olmamış gibi devam etmek istiyorsak, çözüm olarak mutlaka sismikizasyon yöntemini dikkate almalıyız.